Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Max. Bugün yine araba içi bir video yapacağız ama bu sefer konuşmalı bir video olacak. Hani altına full müzik taşıyıp konuşmamı bastırmayacağım. Yüzümün gözükmemesi için böyle koydum. Yandan çünkü dışarıda rahatsızlık olduğu için böyle iğrenç gözüküyor. Bu da hani video izleyenler için biraz gülme kaynağı olabiliyor. O yüzden biraz şey yaptım. Tam göremiyor olabilirsiniz, kusura bakmayın. Bir şey konuşmayacağım aslında. Hani video çekmek istediğim, video çekmek isteyince de böyle şeyler aklıma geldi. Sabah işte uyumadım. Bugün pazar günü. Malum pazar günlerinde tabii günlük tatilimiz var. O tatilden faydalanarak da çıkalım dedik, arabayı yıkayalım dedik. Bizim bir taksi dediğini yani biliyorsunuz zaten. Bineyi yıkadık. Yine yıkadık, temizledik, lastiklerini parlattık. Zaten üstünden de gösterdim. Yollar bugün biraz sıkıntılı çünkü hem yağmur var hem de trafik biraz saçma atıyor. Işıklarda problem var ama ben açabilirsem zor olacak. Aydınlık tarafındaydım daha demin. Böyle açık pastane arıyorum, bulamadım pek. Saat daha 7-12 geçiyor. O yüzden gel amına koyayım. Açık pastane bulamadım. Şimdi mahalledeki pastaneye bakacağım. Acaba kaç kaçtı onu da bilmiyorum ama bakacağız abi. Ben bunu niye anlatıyorum size ya? Yine ya 1.3-1.4 tane multilet benzinli ama LPG'de kullanıyoruz taksici olduğu için ama. Hadi abi ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyor orası bir çocuğu ya. İşte beygirli beygirli bunu bilmiyorum. Bunu araştırmıyorum. Bu araba umurumda değil zaten. Sürmelik takılıyor böyle. Şuradan uçaksak yasak. O yüzden hastaneye gidiyoruz. Trenleri güzel ama hoşuma gidiyor. ABS yok. Trenleri güzel. Kısaca bu. Yani Far Cry 5 videosu çok izlenmedi sanırım. Bak kırmızıya geçiyor bak. Böyle döveceğim seni. Adam kocaman adamı dövülemiyorsun. Far Cry 5 serisi sevildi gibime geliyor. Bugün 2-3 tane video hazırlayacağım öyle. Umarım hoşunuza gitmeye devam eder. Kanalla ilgilenmiyorum çünkü ilgilenmelik vaktim de yok. O emeği de harcamak istemiyorum. Çünkü YouTube biliyorsunuz saçma sapan diyor. Parası olanın sözü geçtiği diyor. Bizim o şeylerde gözümüz yok. Gerek de yok. O yüzden hani ben hobi amaçlı yapıyorum dediğim gibi. Sadece yanımda olduğunuzu bileyim yeter. Gerisi sıkıntı değil. Yandaki de bak yanlış yola girdim. Yeri arıyor. Asaklımı çok seviyorum ya. Bu arada dışkap SSK'ya girdik. Buraya girmek zorundayım çünkü oradan o dönüşü yaptığım zaman direkt MOBES'e ceza yazıyor. MOBES'e koymuşlar. MOBES yok da aslında. MOBES olunca biraz sallana sallana yürüyorlar ya.
Sarı mara ama ayı karı değil, değil mi? Şimdi ayı olacak. Ana ne pislik bir insanım ben. Müzik çalıyor. Telife girmek istemiyorum böyle. Camlar çok pis ya. Yıkadıktan sonra hava tutamadığım için camlar iğrenç pisleniyor. Hemen su oluyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Bu ne lan? Oğlum her zaman bir kırmızı ışık sikeceğim. Bu nasıl kırmızı ışık ya? Allah'ım. O partner videosu da biraz saçma olmuş. Kusura bakmayın o yüzden. Hani orada da yüzüm gözüktüğü için biraz kestim ve saçma konuşmalar döndüğü için altına müzik koydum. Biraz sıkıntı. Belli ki durumun kusura bakmayın. İnsanlara düşmüş kasvet. Haydi. Abi Meksik'sin zaten gel. Trafik polisi eksik zaten. O olmazsa biz ölürüz. O amına koyduğum olmazsa. Hesap yoluna bekleyeceksin. Yok benden geçemezsin, ser vereceksin, vermeyeceksin. Sana yanlış yapan insanların aklını alacak, çok vereceksin. Atacak adamı. Yavşak olmasa zaten ölürüz, geberiz diye amına koyacaksın. Abi bir ceza yazıyor. Geçen bir araba kiraladık. Bizim Ramazan var arkadaşım. Gerçi arkadaşımdan öte, kardeşim gibi. Ben bu adamı çok seviyorum. Eczacımda çalıştım. Şimdi sürekli hastaneye gelip gidiyorum. O yüzden bu hastane polisi bayağı şey. Tanıyanlarınız vardır belki SSK'ya gelmişseniz. Acil tarafında duruyor. Neyse. Bir Clio 2012 kiralamıştık. Sedan. Beyaz. Benzinliydi. Bayağı güzel arabaydı. Kesiciye falan gidiyordu. Mavi Göl'e gittik. Ramazan ben, kuzenleri, birkaç kız falan. Abi gittik Mavi Göl'e. Gidişte sıkıntı yok. Mamak yolundan direkt çıktık. Samsun yolundan devam ettik. Gittik Mavi Göl'e girdik. Bu arada park ücretleri 1 liraymış artık. Anka Park mı ne? Bir şey var. Amına kodumun şeyinde. Artık süresiz 24 saatlik ya da bir günlük bilmiyorum. Kaç günlükse 1 liraymış. Gittik arabayı bıraktık, mangalımızı yaptık, şeyimizi yaptık, dönüş yolundayız. O zaman da zamanı tam hatırlamıyorum. Şu bana yolu vermeyecek gibi. Eyvallah. Kesin burayı da pazardan işgal etmiştir diyecektim kendisinden. Dönüş yolundayız işte, Natabeko yolundan Çankaya oran üzerinden gireceğiz. Çıktık yola, ben kullanıyorum yine. Değişmez şey, ananı sikip abim geliyor. Gel dayısı. Oo, pati çekti. Bizim araba yapmaz böyle şeyler ya. Aa, lütfen. Ne diyordum oğlum? Habire konuyu karıştırıyorum ben ya. Oğuzhan Uğur'un Olmamışlar videosu gibi oldu. Ne anlatıyordum amına koyayım ya? Ben anlattığımı da unuttum. İşte Natabeko yoluna Çankaya oran üzerinden Ulus'a sonra dış kapıya geleceğiz. Ama ne biçim yağmur yağıyor. Dehşet yağmur yağıyor. O zaman da Keçiören'de bir de Polatlı'da mı? Yok, bir yerdeydi, sel varmış. O yağmurun yüzünden sel olmuş her yer. Burada tekte dönem benim herhalde ya. Amcalar falan hep sıkılıyor. Neyse sel olmuş. Biz de yoldayız. Babam aradı. Oğlum dedi işte dikkatli gelin. Sel var. Hatta bir benzinlik falan bulabiliyorsan direkt oraya gir bekleyin dedi. Yağmur durana kadar. Çünkü yollar aşırı yani lastiğin yarısına kadar suda geldi. Hani o kadar abartmayayım da lastiğin biraz daha şeydi. Tam o Ulus'ta Sığıye Köprüsü'nün orada. Lastiğin yarısına kadar suya girdi. Ama güzeldi, su falan güzeldi yani. Abi geldik. Ben Natabeko'yu gördüm hemen. Oraya kadar gelmeden daha önce. Natabeko'yu gördüm, direkt girdim. Açık otoparka bıraktık. Yukarı çıktık, kaynattık falan. Yoldayız, dönüşteyiz. Nereden dönüyorsun lan? Göt! Bak lan. Onur senin damına koyayım. Ters girmişsin. Neyse abi. Geliyoruz, Natabeko'ya girdik. Çıktık, tam çıkış yolunda yine Çankaya üzerinde. Böyle 3-4 şeritli bir yol. Yine bayağı büyük bir yol, o baban yolu. Bastım geliyorum 120-130 falan, bayağı hızlı gidiyoruz. İki hızlı gitmek zorundayız zaten, daha fazlasına yakalanırsak biraz sıkıntı. Geliyoruz, abi
Ben o ara direksiyonu bıraktım, sigara yaktım. Direksiyon böyle sola doğru çekmiş, şeridin ortasındayız. Bir sola kayıyor, bir sağa kayıyor. Bir sola kayıyor, bir sağa kayıyor direksiyon. Ben de sigara yakmaya çalışıyorum falan. Solumdan bir tane siyah VIP Mercedes geçti. Neydi, Spirit Vito muydu? Vito'ydu galiba. Yeşil plakalı. Ben dedim ki cenaze arabasıdır amına koyayım. Değilmiş. Diye polis şeyini bir öttürdü. Yavşan çocuğu. Amına koyayım. Direksiyonu hemen toparladım falan. Bak köpekler bana dün saldırdı. Lan! Uş! Sen bana niye bağırıyorsun? Gel buraya. Buraya gel. Şerefsizler. Beni kovaladılar bunlar. Neyse ne anlatıyorsun ya? Makam aracı sandım. Yeşil plakalı değilmiş. Cenaze arabası sandım değilmiş. Kornayı öttürdü falan. Toparladım, kornaya bastım, özür diledim. Hani yolda şeyli gidiyorum, arkamda bayağı kişi var. Arkada 3-4 kişi var, yanında bir kişi var. Bayağı doluyuz arabada. Abi, ondan sonra bir de çıktım oradan. Ondan sonra yani İskitler'e gittik, Çankaya İskitler falan yaptık. İskitler'den döndük, geliyoruz. Ben kırmızıda geçtim. Öyle olmayacak bir yerde geçtim ki. Buradan geçer mi daha şey? Benim de tecrübelerim olmasa bu yaraklarına kötü bak. Abi çıktık ki o kadar boş bir bak. Şu yolu düşün. Yolu görüyor musunuz şu anda bilmiyorum ama. Bu yolu düşün. Bomboş ve kırmızı sadece yanıp sönüyor. Kırmızı sabit de yanmaz. Dikkatli geç anlamında yanıp sönüyor. Geçtim. Çok da yavaş geçtim. 40-50 ile falan geçtim. Arabayı akşam pazartesi akşamı teslim ettik. Çarşamba akşamı yine bir telefon geldi. Araba ceza yemiş. Kırmızı ışıkta geçmekten. 120 lira. Yani devletimiz nasıl bir soyma peşindeyse sabit yanıp yanmayan bir kırmızıdan ben 120 lira ceza yedim. O kiralık arabaydı. Neyse ben ödemedim. O sıkıntı değil. Benim götüme bakmıyor. O yüzden hani sıkıntı yapmıyorum. Ama hani yapması hoş değil. Zaten ehliyeti almak için 1,5 milyardan fazla para veriyoruz. Hadi arabayla cabası. Bunun şeyi var, ÖTV'si var, vergisi var. Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Yolun ortasında duruyorsun. O su var, bu su var. Yine kazanıyorsun. Hadi ben eczaneciyim. Her boku biliyorum şu anda. Devletin insanlardan ne kestiğini, insanların ödediği farkları. Yani parola bile insanlar 1 lira 25 kuruş fark ödüyor. Reçeteyle aldığı zaman. Parayla aldığı zaman 4,5 lira. Ya neyin şeyin neyden ki? Ben şu an politikaya niye girdim? Beni sikecekler kesin. Neyse. Hani ben muhabbet olsun diye konuşuyorum ama konuşulmuyor demek ki. Bunu aldım. Bayağı bunu aldım. Camlar kirlen. Bu değil. Babam beni sikecek. Gazın anasını siktim şu an. Abi işte öyle yani 120 lira boktan yere. Bunu niye anlattın? Ben bugün çok boş yatıyorum. Hiç uyumadığım için uykum var. Daha acayip boş yatıyorum. Ben gezmek de istiyorum. Durmak da istemiyorum. Telife gireceğiz ya. Neyse o zaman bir Etliğe gidelim. Göbekten bir dönelim. Pazar günleri keşke hep böyle geçse, altında araba olsa geçsem falan ama araba almama da az kaldı, daha var. Ama işte kredi işine girmek istemiyorum çünkü girdiğim zaman yine borç. Borçla alınan arabanın da hayrını bilmiyorum. Bakacağım. Anneme kilitlerim büyük. Bak oradan o dönülür mü? Bak görüyorsunuz mu? Allah için ya, görüyorsunuz mu? Ha, gel bir de bana abla.
Kamyonla oradan döndür, git ileriden dön. Göbek var amına koyayım. Göbek olmasa bile kavşak var. Kavşak. Yavuşak gibi oldu lan, güzel oldu. Bu video çok boş, kusura bakmayın. Bir de alsa kartımda 28 dakikalık yer var. Ne kadar gözüküyor, ne kadar ediyor bilemiyorum. Hani belki oralarda bir yerde durabilirim çünkü acıktım da. Bugün oruç tutmuyoruz. Buraya yine mülteci kaynıyor. Evet arkadaşlar, ben çift piston, 4 tekerlek, 1 vites, 2 direksiyon. Met. Bugün arkadaşlar deli gibi yanlıyoruz. Tek başımıza. YouTube için. Bakın yanlıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yanlıyorum. Yanlayamadım arkadaşlar. Bak ben burada çok güzel makas atıyorum. Hop. Girdim araya. Biraz sivil polismiş, anasını sikim var ya, bir korna ettim. Amcacım, niye yoldan geçmiyorsun ya? Böyle işte arkadaşlar, Etlik'e doğru gidiyorsun. Etlik'te ne var dersen bilmiyorum, ben de amına koyayım. Bakkal bakkal bulursak bir şey alırız. İbre'yi yine kaça dayadım? 120. Evet. Yaptığın iş doğru değil bak. Önüme önüme atlama kırarım kafanı. Manyaklar atlıyorlar bir de öyle bazen. Bak lan. Hiç yakışıyor mu lan? Şurada üst geçit var lan. Bak Allah için. Lütfen görün şunu bak. Şurada üst geçit var. Adam nereden geçiyor? Polis herhalde lan. Oğlum zaten bende şans olsun. Anamdan kız doğar. Ya üst geçiş şurada. Adam amına ısrarla o yoldan geçecek yani. O yoldan illa yürüyecek. Devam ettik. Yok, polise benziyor lan. Abi sinirim bozuluyor ya. Sonra trafik kazası olunca, frene basıp duramayınca ya da aracın lastikleri kötüyse biz suç buluyoruz. Hani bu motorda da geçerli. Burada göbek var mı baba? Allah'a döneceğim, kusura bakma. Kırmızı biter. Bak kısa, sağ bir tane sönüyor. Şimdi buradan geçtim, buradan da ceza yedim kesin be. Anam taksimi lazım. Alayım. Götüreyim seni gittiğin yere. Sen de götür beni gittiğin yere. Benle mi kapışıyorsun? Aksent biliyor. He? Benle mi kapışıyorsun? Oğlum ben fişek araba sürerim, bak beni yakalayamazsınız. Bak adam olun ha. Ben yapamıyorum, bizim de süremiyorum. Boyum kısa çünkü. 5'ten 4'e çektim ne olur? Kısa tatlı. Rus, Otogar, Samsun, Samsun'dan çıkıyor. Görüyoruz. Kaç kilometre yaptım? Babam beni sikecek. Babam. Bariyerlere girsem mi ki? Bak araba yüzdeyken yol kutusu iğrenç. Dönüşlerde falan berbat. Yani YBR 125'e Pirelli Rosso lastik tak, ben bundan daha iyi tutar yemin ediyorum. Evet, bahçede var abi. Ara sıra taksiye de çıkıyoruz da yolları unutuyoruz araba sürmeyi. Şuradan Ulus'tan ama dış kapıya, tamam. Hatırladım. Önüme giden yolda gidiyoruz dostum. Bunun altına da güzel bir oturaklı bir müzik koyarım yani kesin. Keçiören. Diyelim mi? Kimsemiz yok ki Keçiören. Keşke olsa. Sevdiğimiz olsa ne olurdu amına koyayım, basıp gitseydik yani. Hop hop 3. Ay ay. Bir de Samsun yoluna çıkalım o zaman. Orası da güzeldir mesela. Hani Ankara'da olmayanlar varsa belki
Samsun yolunda güzel makas atılır. Bakalım ne yapabilirsek, boş bir alan bulursak. Yani boş bir alan dediğim uygun bir vaziyet. Deneyelim. Ölmeyiz inşallah. Hatta şurada trafik polisi var. Ondan mı? Sevmiyorum abi, polisleri sevmiyorum. Haksız polisleri. Yani adaletten anlamayan polisleri sevmiyorum. Bazısı var, adaletten hiç anlamıyor. Kafasına göre ceza yazıyor. Bana yaptıkları gibi. Abi ayıp be, insan hakkına giriyorsun. Polissin, eyvallah, canımızsın, ciğerimizsin. Mükemmelsin, iyi ki varsınız, Allah razı olsun. Koruyorsunuz. Şuradan makas, bak bak geliyor bak. Aradan kayar. Kesip plakadan mafseye şikayet edeceklere. Bir de videoda benim attığım makaslar çok uzakmış gibi görünüyor ama hani burada attığım makasları dipten görmeniz lazım. Hatta birkaç tane kişiye de sorabilirsiniz mesela. Bizim Ramazan var. Benim makaslarımı iyi bilir. Yolla bomboş şansımıza be. Burnunla oynayacağın araba sür. Orospu. Mantık ya. Burnuyla oynuyor. Vallahi özlemişim araba sürmeyi ya. Vallahi özledim. Çok boş konuştum biliyorum ama eve gideyim bunun montajını yapayım ben. Müzik gitsin. Bu yok böyle bana ateş alanı. Depoda kim var? Rama Gül'ün partneri de şurada, nasıl göstereyim ki size? Boş ver. O partner Rama Gül'ün de bu arada, haberiniz olsun ha. Aa, durakta varmış, tamam. Daha da yeni yıkadım arabayı, bakalım mı? Aa, kapı açık. Dur lan, okulun kapısı açık. Boş mu bakayım? Hocalar falan var ya. Ayıp olur şimdi. El freni çekimecek iki tane. İki tane ama böyle çık çık. Saat 7:30. Videoyu kapatırım. Birer bir pastaneye uğrarım herhalde ben. Acıktım çünkü. Babam daha yatarsa 12'de bir de Ramon'un yanına giderim. Oh mis ya, ben bugün yolundayım kardeş. Taksicim rakla götürür bir nefeste.